gândesc la vremurile frumoase trăite aici, e ca și a doua mea țară și mă simt foarte bine și în țară și printre oamenii din Turcia. Eski şeyler hatırlıyor eski zamanları. Türkiye zaten benim ikinci memleketim gibi. Burada zaten kendimi çok hissediyorum. Eski futbolcu zamanında hatır aklıma geliyor. Meciul de atunci a rămas în istorie. Eu sunt, nu că sunt deranjat, sunt puțin pentru că multă lume vorbește de mine ca portar și uită golurile mele și performanțele mele din trecut. Așa a vrut Dumnezeu în momentele alea, simțeam că oriunde mă duc în poartă, mingea vine la mine. A fost un meci care a rămas în istorie, dar nimic mai mult. Rahatsız oluyorum. İnsanlar beni şey olarak hatırlıyor. Kadıköy'de kaleye girdim. Ama unutuyorlar. Ben Beşiktaş için çok önemli goller attım. Herkes sadece hatıra olarak Kadıköy'de kaleye girdim. Tabii ki o zaman hissediyordum. Yani kaleye geçtim. Topun nereye geleceğini biliyordum. Yani hissediyordum topun geleceğini, yerini. Ama ondan rahatsız oluyorum. Yani daha önemli goller attım. Yani benim yerim santrafordu. Şey değildi, kaleci değildi. Urmăresc, urmăresc. În continuu am și aplicația Beinul, am pe telefon. Cine o să iasă campioană, nu? Da, pe cei bărnuiți. Galatasaray a luat un avantaj important acum după victoria asta. Am văzut meciul, au câștigat absolut meritat și cred că e principala favorită la câștigarea titlului. Fenerbahçe Galatasaray maçı izledim. Galatasaray bu galibiyetle önemli bir avantaj sağladı. Bir ihtimalle yani Galatasaray olabilir diyorum bu sene. Și cu Galatasaray îmi face deosebită plăcere să văd foști colegi. De exemplu, când am venit, înainte să vin în Turcia, am văzut Galatasaray cu Ankara Gücü. La Ankara Gücü, Ömer Erdoğan era antrenor. Deci îmi face o deosebită plăcere să văd foștii colegi că au performanțe și ca antrenori. Eski takım arkadaşlarım şu anda Türkiye'de teknik direktörlük yapıyor. Bir iki hafta önce Galatasaray Ankara Gücü maçını seyrettim. Orada da Ömer Erdoğan'ı seyrettim. Onunla da beraber oynadım. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Onlar teknik direktörlük yapıyor. Zaten Okan hakkında biliyorum. Daha önce Başakşehir'le de şampiyon oldu. Onun için de çok mutluyum. Yani iyi yerlere geldiği için. Çok iyi futbolcu. Çok güzel karakter Okan Buruk. Nu știu ce se întâmplă, fotbalul în România a scăzut, nivelul a scăzut, e greu pentru că nu mai avem jucători români la echipe de top din Europa. Era foarte greu, sunt și foarte tineri, sunt la prima experiență în străinătate, și Moruțan și Cicăldău, dar Moruțan are un sezon fantastic în Italia și dacă va reveni, sunt convins că de data asta va fi mult mai pregătit. Dar, ca și general așa, fotbalul românesc, fotbaliștii sunt mult, mult în spate față de generațiile noastre. Tabii că România şu andaki futbol seviyesi biraz düştü. Bizim eski zamanlardaki generasyonlar yok eski seviyedeki futbolcular. Ama onlar için de hem Çıkaldoğu için hem Muratan'ın için İlk defa yurt dışına çıktılar. Onlar için tabii ki zor bir dönem geçirdiler ilk defa. Bir de çok gençler. Biraz sabırlı olmaları gerekiyordu. Ama şu anda mesela Moruzan İtalya'da çok iyi bir sezon geçiriyor. Ve eminim ki şimdi bir daha Türkiye dönerse çok daha değişik olacak. Yani çok daha iyi bir performans göstereceğini tahmin ediyorum. Eu cred că a demonstrat atât de multe și un antrenor atât de mare, imens. Nu știu, e foarte rar să... Pentru că am mai avut antrenori buni, bine cotați, dar mie mi se pare unic și cred că oricând ar fi putut să antreneze și echipe precum Real sau Barça. Benim için Lucescu çok büyük hoca. Tabii ki da büyük hocalarla çalıştım ama Lucescu kendisini ispat etmiş Türkiye'de. Yani bana göre diyor Lucescu'nun büyüklüğü yani... Daha büyük takımlar bile çalıştırabilirdi. Real Madrid, Barcelona gibi takımlar da çalıştırabilirdi. Benim için tektir. Tek diye geçiyorum. Yani çok büyük, başarılı bir hoca. Bine, a fost și sezonul ăla în care aveam 11 puncte avans. După aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și probabil că a fost și el supărat și a simțit nevoia să plece din Turcia în momentul ăla. Dar deveneam ușor o echipă invincibilă, nu doar în Turcia, ci și în Europa. Kesinlikle bence de bir hata yapıldı o Lucescu'nun göndermesiyle.
Ama biliyorsunuz o sezon 11 puan öndeydik, sonra şampiyonluğu kaybettik. Bir şeyler ne kendisi, belki de o zaman o da üzüldü. İçeride neler olduğunu tam bilemiyorum. Belki de üzülerek o da bıraktı Beşiktaş'ı, ama kesinlikle kalsaydı sadece Türkiye'de yenilmeyecek bir takım değil, Avrupa'da da yenilmeyecek bir takım kurmuştu. Çok iyi bir kadro kurmuştu ve çok başarılarımız olacaktı. Her problem için Romanya'ya spuruyor. Her problem için Romanya. Aynı sorun Romanya'da da var hakemlerle ilgili. Ne var? Krumosik. Hiç. Hayır, bunlar hiçbir zaman bitmez bu tartışmalar. Arsenal Beşiktaş.